Maganda kurşunu hayatını kararttı. Annemin elini tutmuştum o an. Birdenbire karnımda bir ağrı hissettim. Dedim anneme vuruldum. Bağırdım. Hatay Kırıkhan'da 15 gün önceki düğünde Çetin E. rastgele havaya ateş açtı. O mermilerden biri 14 yaşındaki Eylem Ateş'e isabet etti. Talihsiz çocuk yürüyemez oldu. Ben yürümek istiyorum artık. Doktor bey, lütfen beni bir an önce yürütün lütfen. Ben yürümek istiyorum, yürümek. 8. sınıf öğrencisi Eylem göğsünün alt kısmından felç kaldı. Şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı. Baba Erol Ateş ise tepki gösterdi. Kızımı vuran şahıs nasıl olur da dışarıda geziyor? Elini kolunu sallayarak. Adam suç makinasıymış. Ben burada savcı ve hakimi hanıma sesleniyorum. Siz baba ve annesiniz. Acılı baba failin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.